Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biyoteknoloji konusuna geçtik. Bunu da yine tek videoda anlatıp bitireceğim. Yine her zamanki gibi açıklama kısmına pdf'sini de ekleyeceğim. Bu arada soru çözüyor musunuz? Umarım çözüyorsunuzdur. dur ee, dediğim gibi ilk önce TTT kitaplarından eğer temeliniz yoksa tabii ki. Temeliniz varsa arkadaşlar ÖABT kitaplarından çözebilirsiniz. Ee, tek önerdiğim ÖABT kitabı var o da lider yayınlarının ÖABT kitabı onun haricinde konu konu eğer bulabilirseniz e, olimpiyat soruları daha sonra TÜBİTAK soruları e, ÖABT soruları arkadaşlar konu konu eğer bunları bulabilirseniz e, bu şekilde çözüm yapmanız daha doğru olur zaten son işte 20 yılın işte çıkmış sorularına baktığınız zaman yaklaşık 2000 tane soru elinizde oluyor hatta daha fazla soru elinizde oluyor dolayısıyla e, Oldukça fazla soruya sahip oluyoruz. O yüzden diğer e, ÖABT kitaplarına da gerek kalmıyor açıkçası. Lider yayınlarının ÖABT kitabını çözebilirsiniz. Onun haricinde konular bitince de zaten deneme üzerinden gidersiniz. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar biyoteknoloji dediğimiz zaman nedir? Biyoteknoloji canlardaki özelliklerin teknoloji uygulanmasıdır. Veya şöyle de bir durum var. E, teknolojinin kullanılarak canlılar arasında Araştırma yapılmasıdır biyoteknoloji. Şimdi biz bununla ilgili e, neler yapılıyor bunlara bakacağız arkadaşlar. İlk önce DNA klonlanmasından bahsedeceğiz. Daha sonra ilerleyerek gideceğiz. Arkadaşlar genellikle klonlama olayında bakteriler kullanılır. Özellikle Escherichia coli dediğimiz bir bakteri var bizim bağırsaklarımızda bulunan yararlı bir bakteridir. Bu bakteri e, çok yaygın olarak kullanılır klonlanmada çünkü Eşeri şakoli bakterisinin özelliklerine baktığımız zaman zaten bir bakteriye baktığımızda DNA'sı daha küçük plazmikleri bulunabiliyor plazmikler bulunduğu zaman de aktarım daha kolay olabiliyor ayrıca eşeri 20 dakikada bir çoğalan bir bakteridir dolayısıyla üremesi de oldukça kolay olduğu için kısa olduğu için arkadaşlar bu yüzden de bu bakteri kullanılıyor şimdi ee, az önce de söyledim bakterilerin çoğu da plazmit dediğimiz küçük DNA parçaları var. Bu DNA parçaları ee, işte klonlama olayına ya da işte gen ekleme gen çıkarma olayını daha kolaylaştırıyor. Bu yüzden de bakteriler kullanılıyor. Peki plazmit nedir? Arkadaşlar plazmit küçük DNA parçacıklarıdır. Yani az sayıda gen içerirler. Bu genler bakteriler bazı ortamdayken gereklidir. Mesela şöyle söyleyeyim size. E, diyelim bakterinin bir direnç geni kazanması gerekiyor bir antibiyotiğe direnç kazanması gerekiyor ne yapıyor plazmitini kullanıyor yani e, böyle direnç sağladığı direnç kazanması gerektiği durumlarda kullanabilir mesela konjugasyon dediğimiz bir DNA aktarım yöntemi var bakteriler arasında paramesyumlar arasında gerçekleşen bir olaydır konjugasyon İlerleyen konularda göreceğiz zaten konjugasyonda ne yapıyorlar e, Bakteri kendisinde bulunan direnç genini veya kendisinde bulunan plazmitini arkadaşlar diğer bakteriye olmayan bakteriye aktarıyor. Böylelikle hem çeşitlilik sağlanmış oluyor hem de bu bakteride olan özellik diğer bakteriye de geçmiş oluyor. Bu oldukça önemlidir konjugasyon olayı. Şimdi plazmitler tamam dedik kullanılıyor ama üreme ya da zor durumlarda hayatta kalmak için yeterli olmayabilir arkadaşlar. Plazmitler az sayıda gen içerdikleri için. Peki Araştırmacılar ne yapıyorlar? Arkadaşlar laboratuvar ortamında DNA parçalarını kullanmak için ilk olarak bir plazmit elde ediyorlar. Ve ona istedikleri diğer bir kaynaktan DNA ekliyorlar. Yani yabancı bir DNA ekliyorlar. Oluşan plazmite biz ne diyoruz artık? Rekombinant DNA diyoruz. Çünkü ne yaptık? DNA eklemesi yaptık. O yüzden de rekombinant DNA aldı, oldu arkadaşlar. Oluşan yeni plazmit. Yani şimdi ben Mesela elimde şöyle bir plazmit vardı. Bunun ucuna yeni bir DNA ekledim. Rekombinant DNA elde ettim. Bu rekombinant DNA'yı da plazmiti olan bir bakteri hücresine veriyoruz. Ve böylece rekombinant bir bakteri elde ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir süre sonra bu bakteri bölünüyor. Şimdi rekombinant DNA'ya sahip olan bu rekombinant bakteri bir süre sonra bölünüyor, bölünüyor ve bir popülasyon ortaya çıkıyor. Böylece arkadaşlar bizim elde etmek istediğimiz genin yani yabancı DNA'nın bir sürü kopyasını oluşturmuş oluyoruz. Tek bir genin çok sayıda kopyasının üretilmesine de ne diyoruz? Gen klonlanması diyoruz. Peki gen kullanılması, klonlanmasının e, kullanış amaçları nedir? İki tane amacı var. Bir tanesi belirli bir genin kopyasını yapmak ya da çoğaltmak. İkincisi de protein üretmek. Sonuçta proteinler bir önceki şeylerde öğrendik değil mi? Videolarda proteinler genlerden üretiliyor, genlerden e, çoğalıyor arkadaşlar, şifre alıyor. Dolayısıyla eğer ben bir geni klonluyorsam, bu geni protein üretmek için kullanabilirim. Mesela insülin, insülin hormonunu üretebilmek için insülini kodlayan insülin bir protein yapılı bir hormondur. İnsülini kodlayan gen bölgesi çoğaltılır. Daha sonra arkadaşlar protein üretilerek insülin üretilmiş olur. Dolayısıyla benim temel amacım bunlar. Mesela örnek verelim. Diyelim ki bir e, kültür bitkisi var. Kültür bitkisindeki mevcut olan direnç genini kopyalayıp diğer bitkilere verebilirim. Daha sonra insanda büyüme hormonu var arkadaşlar biliyorsunuz. Bu büyüme hormonu gibi işte e, tıpta protein kodlayan genler bakteriler sayesinde çok sayıda üretilebilir. Az önce söylediğim insülin hormonu gibi. Şurada bakın klonlamayı göstermişiz. Bakın plazmiti aldık. Plazmiti aldıktan sonra yabancı DNA'dan gen bölgesini aldık ve bu gene aktardık. Daha sonra oluşan rekombinant DNA'yı bakteriye aktardık arkadaşlar ve bakteri artık ne oldu? Rekombinant bakteri oldu. Daha sonra bu bakteri çoğaldı. Çoğaldığı zaman protein üretti. Bu proteinleri biz e, izole ederek oradan alıp kendimiz kullanabiliyoruz. Veya arkadaşlar. Bu genleri, oluşturduğumuz genleri başka bir bitkiye, işte bitki olarak örnek veriyorum tabii ki başka bir bitkiye aktararak direnç geninin sağlanmasını e, gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu tür olaylarda kullanılabilir. Şimdi gelelim DNA yapımında restriksiyon dediğimiz enzimler var. Bunlar kesen enzimlerdir aslında. Bu enzimlerin kullanılmasından bahsedeceğiz. Arkadaşlar, DNA moleküllerini belli bölgeden kesen enzimlere biz Restriksiyon endonükleaz ya da direkt restriksiyon enzimi diyoruz. Restriksiyon endonükleaz da karşınıza daha çok çıkabilir. Şimdi restriksiyon enzimleri bakterileri koruyor. Nasıl koruyor? Hani size virüsleri anlattım ya. Virüsleri işte bir virüs DNA'sı bakterinin içerisine girdiği zaman bakteride bunlar restriksiyon enzimleri oradaki virüsleri ne yapıyordu? DNA'sını Parçalayarak işte e, onu koruyordu. İşte restriksiyon enzimlerinin aslında asıl görevi bakterileri korumak. Bu korumayı arkadaşlar işte virüslere karşı, diğer organizmalara karşı yabancı DNA'ları keserek yapıyor. Her bir restriksiyon enzimi özgündür ve sadece belirli bir DNA dizisini tanır. O yüzden mesela fajlar bakteriye girdiği zaman o facı tanıyarak restriksiyon enzimi kesim yapar. Çünkü tanıması lazım ki eğer faydalı bir şey varsa onu kesmesin diye. Bir bakteri hücresinin DNA'sı kendine ait restriksiyon enzimlerinden nasıl korunuyor arkadaşlar? enzim tanıma bölgesindeki adenin ya da sitozinlere metil gruplarını ekliyor ve bu şekilde kendisini koruyor arkadaşlar. Ee, yani bir tanıma ucu gibi düşünebilirsiniz. Kendi DNA'sını tanıma işlevini yapıyor. En kullanışlı olan restriksiyon enzimleri arkadaşlar 2 DNA zincirindeki şeker fosfat bağlarını aşamalı bir biçimde kesen, kesen enzimlerdir. Bunlar Restriksiyon fragmentleri oluşturuyorlar arkadaşlar ve tek zincirli bir uca sahiptirler. Bu uca biz yapışkan uç diyoruz. Bu yapışkan uçtan işte DNA molekülleri üzerinde mesela diğer aktaracağımız DNA var ya şekil üzerinde de göstereceğim daha iyi anlarsınız. DNA moleküllerinin yanına gittiği zaman işte yapıştıracağımız DNA hemen o yapışkan uçtan yapışıyor DNA ligaz tarafından arkadaşlar kalıcı hale getirilebiliyor Ya da Geçici olarak bir araya Gelebiliyorlar bakın şöyle Şimdi restriksiyon bölgesi şu bölge burayı kestik Burayı kestikten sonra ayrılırken Şöyle bir uç oluşuyor bakın şu uçlar Biz bu uca yapışkan uç diyoruz Bu yapışkan uç geliyor bakın İkinci bir DNA var burada. İkinci bir DNA'ya geldiği zaman arkadaşlar ne yapıyor? Buradaki yapışkan uç diğer ucu tanıyarak bunların birbirine kombine olmasını, yani birbiriyle kombinasyon oluşturmasını sağlıyor. İşte rekombinant DNA molekülü de bu şekilde oluşuyor. Restriksiyon enzimlerinin sadece belirli bölgelere belirli DNA dizilerine özgü olduğunu unutmayın. Peki bir ökaryotik geni biz bakteri plazmitinde klonlarsak nasıl yaparız bunu? Arkadaşlar orijinal plazmite biz klonlama vektörü diyoruz. Zaten vektördür o e, orijinal olan vektördür yani taşıyıcı olan. Şimdi bu vektörü konak hücre içerisinde yabancı DNA'yı taşıyabilen ve orada kendini eşleyen DNA olarak tanımlanıyor arkadaşlar bu vektör. Bakteri plazmiklerini peki neden kullanıyoruz? Bakteri plazmiklerini daha önce de söylemiştim. Ticari kuruluşlardan kolayca elde edilebilir. In vitro olarak yani laboratuvar ortamında yabancı DNA'nın eklenmesiyle değişimi uğratılabilir ve daha sonra bakteriye aktarılabilir. Ayrıca konak hücrelerinin de yüksek üreme hızlarına uygun olarak hızla çoğalabilirler. Zaten çoğalma inanın bana hani... Ee, bu hızlı çoğalma olayı diğerlerinden daha önemlidir diyebilirim. Çünkü bir araştırma yapıyorsak kısa sürede veri elde etmek isteriz. Bunu da hızlı çoğalan bir canlıyı kullanarak yaparız arkadaşlar. O yüzden bakteriler oldukça çok fazla kullanılıyor. Şimdi bizim elektroporasyon dediğimiz bir yöntemimiz var. Elektroporasyon nedir bu? Arkadaşlar, hücreleri içeren çözeltiye uygun bir şekilde elektrik akımı veriliyor. Plazma zarında geçici delikler açılıyor. Daha sonra DNA bu deliklerden girebiliyor arkadaşlar ve bu yöntem sayesinde rekombinant DNA ökaryotik bir hücreye yerleştirilebiliyor. Zaten isminden anlarsınız. Elektroporasyon. Elektrik veriyoruz. Por nedir? Por. Por da deliklerdir değil mi? Zarda delik açıyoruz arkadaşlar ve bu sayede bir aktarım yapmış oluyoruz. Elektroporasyon bu şekilde. Gelelim PCR yani polimeraz zincir reaksiyonu biraz da bundan bahsedelim. Arkadaşlar PCR diğerlerinden daha kullanışlıdır. Neden? Çünkü bu PCR aslında üç basamaklı bir yöntemdir. Daha hızlıdır ve daha seçicidir arkadaşlar. Nasıl yapıyor peki? Şimdi her bir basamakta şimdi biz DNA'yı bu PCR'a yüklediğimiz zaman her bir basamakta reaksiyon karışımı DNA ipliklerini ayırmak için ısıtılıyor ve daha sonra soğutuluyor. Soğutma işlemini neden yapıyor arkadaşlar? Soğutma işlemi şunu sağlıyor. Hedef dizilerin her bir ucundaki karşılıklı iplikler üzerinde bulunan ve diğer dizilerin tamamlayıcısı olan kısa tek iplikçi DNA primerlerinin tekrar birleşmesine izin veriyor. Şimdi böyle söyleyince bu çok uzun bir şeymiş gibi geldi ama şekil üzerinde dediğim gibi Anlatacağım evet şekli buraya koydum anlatacağım. E, son olarak da ısıya dayanıklı olan bir DNA polimeraz primeri ekleniyor arkadaşlar. DNA polimeraz primerlerin 5 üssü 3 üssü yönünde uzamasını sağlıyor. Eğer ki standart bir DNA polimeraz kullanılsaydı yüksek ısıya dayanamazdı ve yapısı bozulurdu. Ama yüksek ısıya dayanıklı bir enzim keşfedilmiş. Bu enzim arkadaşlar tak polimeraz olarak isimlendiriliyor. Bu e, tak polimeraz dediğimiz enzim thermus aquaticus dediğimiz bir bakteriden alınmıştır. Bu bakteri sıcak su kaynaklarında yaşayan bir bakteridir. Ve sıcak su kaynaklarında yaşadıklarına göre demek ki enzimleri de dayanıklıdır diye düşünülüp tak polimeraz enzimi buradan alınıyor. Ve PCR'de kullanılıyor. Peki PCR e, hangi alanlarda kullanılıyor? Mesela arkadaşlar... 40 bin yıl yaşındaki mamuttan elde edilen DNA'yı ayırt etmede kullanılabilir. Cinayet yerinde bulunan çok az miktardaki kan'dan elde edilen DNA'nın çoğaltılmasında kullanılabilir. Genetik bozuklukların yine hamilelik döneminde belirlenmesinde kullanılabilir arkadaşlar. Bu PCR yöntemi mesela e, son zamanlarda da ne de kullanıyor PCR yöntemi. E, Covid-19'da hani çok fazla kullanıldı. Covid-19'daki virüsün DNA'sını araştırmak için, genetik bilgisini araştırmak için çok kullanıldı arkadaşlar. Yine PCR yöntemiyle hani e, tedavisi yapılabiliyor mu veya ayırt edilebiliyor mu bunun gibi çok fazla araştırmalar yapıldı. PCR oradan da çok duyduk. Şimdi bakın. Burada denatürasyon dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani birbirinden ayrılıyorlar. Daha sonra buraya bir üssü 5 üsü yönünde primer ekleniyor. Bu primer arkadaşlar DNA polimeraz sayesinde. Bu tak polimeraz sayesinde ne yapıyor? Bakın ucu tamamlanıyor. Yüksek ısıda uçları tamamlanıyor. Daha sonra arkadaşlar da işte bir sürü döngü gerçekleştirerek birçok DNA üretiliyor. Bu sayede DNA'nın çoğaltılması sağlanmış oluyor PCR yöntemiyle. Unutmayın burada kullanılan enzim tak polimeraz enzimidir. Gelelim DNA teknolojisinde bir genin ifadesini ve işlevini nasıl çalışabiliyoruz? Bir de buna bakalım. Yine yöntemlerimiz var arkadaşlar. Jel elektroforez ve soten Rotting dediğimiz bir yöntemimiz var. İlk önce jel elektroforezinden bahsedelim. Şimdi jel elektroforezinde e, polisakkarit agar gibi bir polimer vardır arkadaşlar. Burada bu jel kullanılıyor. Jel, nükleik asitleri ve proteinleri birbirinden ayırmak için büyüklüğüne, elektriksel yüküne ve diğer fiziksel özelliklere dayanan moleküler bir elek gibi görev görüyor. Yani şöyle düşünün. Elinizde böyle çeşitli boyutlarda taş içeren bir karışım var. Siz bu karışımı ayırmak için ne yaparsınız? İlk önce daha geniş deliklere sahip ya da pardon daha küçük deliklere sahip olan bir elek seçersiniz küçük olanları elersiniz. Sonra biraz daha büyük deliklere sahip olanları alırsınız. İşte elek alırsınız. Onları da elersiniz. Aynı bunun gibi büyüklüklerine, elektriksel yüklerine ve fiziksel özelliklerine göre ayırıyor arkadaşlar jel elektroforezi. Şimdi nasıl yapıyor bunu? Mesela nükleik asitlerden bahsedelim. Nükleik asitlerin fosfat grupları negatif yüklü olduğu için Hepsi elektriksel alanda pozitif kutba doğru gidiyorlar. Böylece nükleik asitleri ne yaptı? Ayırmış oldu. Nükleik asitler hareket ettikçe sık düzenlenmiş olan agar lifleri bunları kısa olanlara göre uzun molekülleri daha fazla engelliyor arkadaşlar ve böylece bantlar şeklinde ayırmış oluyor DNA moleküllerini. Her bir bant Aynı uzunlukta olan binlerce DNA molekülünden oluşuyor ve bu sayede ayrım ayrım yapmış oluyor. Restriksiyon fragment analizi dediğimiz arkadaşlar bu teknik geçmişte de yaygın kullanılmıştır tabii ki ama Tabi günümüzde biraz daha geliştirilmiş olabilir. Geçmişteki kullanımıyla şimdiki kullanımı aynı değildir. Burada ne yapıyor? Restriksiyon enzimi kullanılıyor yine. Sonuçta bakın restriksiyon diyor. Restriksiyon enzimi kullanılıyor. Burada DNA kesiliyor arkadaşlar ve jel elektroforezinde de birbirinden ayrılıyorlar. Şimdi size şundan bahsedelim. Diyelim ki bir popülasyon var. Bir popülasyonda DNA dizisinde varyasyonlar vardır, değil mi? Biz buna polimorfizm diyoruz. Yani mesela insan popülasyonunu düşünün. İnsan popülasyonuna baktığımız zaman her birimiz birbirinden farklı mıyız? Evet. Bizim birbirimizden farklı olmasını sağlayan nedir? DNA'daki varyasyonlardır, değil mi? Değişikliklerdir. İşte biz buna ne diyoruz? Polimorfizm diyoruz. Arkadaşlar, bu dizi değişiklikleri Restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi olarak isimlendiriliyor. Yani bizim birbirimizden farklı olmamızın sebebini sebep demeyelim de değişikliği biz ne isim veriyormuşuz? Restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi diyormuşuz. Kısaca RFLP olarak e, yazıyoruz. E, diyelim ki bir allel var ve bu allelde bir tane bu bölge var arkadaşlar. Bu bölgeyi tanıyan enzim e, bunu bu bölgeye geliyor, parçalıyor. İki allelden her biri için farklı bir fragment karışımı oluşturuyor. Ve her bir karışımda jel elektroforezinde kendi bandını veriyor. Yani şöyle düşünün. Band da ne yapıyor? Bunları birbirinden ayırmış oluyor. Böylece aslında biz farklı farklı DNA'lar elde etmiş oluyoruz. Bir de Söter blotting dediğimiz bir yöntem var arkadaşlar. Bu da mutasyonlu olan bölgelerin gen bölgelerine saptanmasını sağlıyor. Bakın burada jel elektroforezini gösteriyoruz. Anot katot bakın anotlar artı yüklü katotlar eksi yüklü. Burada ben karışımlar yüklediğim zaman bunlar hareket ederek ne yapıyorlar? Anotlara katotlara göre gidiyorlar. Daha sonra bakın burada da uzunluklarına göre ayrılmış arkadaşlar. Bakın DNA'lar uzunluklarına göre birbirinden ayrılıyorlar gördüğünüz gibi. Bu nedir? Jel elektroforezidir. Evet. Birkaç tane teknikten bahsettik. Şimdi gelelim biyoteknolojide nasıl kullanılıyor bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar ilk önce hayvanların klonlanmasından bahsedeceğim ben. Biliyorsunuz ilk klonlanan hayvan Dolly dediğimiz bir koyundur. Bu koyunun nasıl klonlandığına bakalım. Şimdi kültüre alınmış meme hücreleri yarı aç bırakılıyor. Çünkü böylece hücre döngüsü durduruluyor ve yeniden farklılaşmaları da önleniliyor. Aç bırakılmasının sebebi budur. Eğer bir hücre açsa bölünemez. Neden bölünemiyor? Çünkü protein sentezini tamamlayamıyor, diğer organellerin sentezini, işte organik moleküllerin sentezini tamamlayamadığı için de hücre döngüsünü durduruyoruz. Daha sonra bir koyundan da e ee, övaryumunda yani yumurtasının yumurtalığından yumurta hücresini alıyoruz ve yumurta hücresinin çekirdeğini çıkarıyoruz. Bakın şurada yumurta hücresinin çekirdeği çıkarıldı. Buradaki koyun hücresinde koyunun vücut hücresinden de yani meme hücresinden de DNA alınıyor arkadaşlar. Bu DNA şuradaki boş yumurtaya aktarılıyor. Daha sonra bu hücre çoğaltılıyor ve bir embriyo oluşturuluyor. Başka bir dişiye bakın C koyununa aktarılıyor. Bu C koyunu taşıyıcılık görevi yapıyor. Bunu rahmine yerleştiriyor ve burada büyüyor. Büyüme hormonları işte bu hamilelik hormonları falan veriliyor ve büyüyor. Oluşan kuzunun genetik yapısı kime benziyor? Birebir A koyununa benziyor. Ama burada bilmediğimiz bir şey var. Ne var? Mitokondriyal DNA var, değil mi? Mitokondri DNA'sı. Arkadaşlar mitokondri DNA'sı kimden gelir? Mitokondri DNA'sı B koyunundan gelir. Çünkü B koyununun ben yumurtasını aldım. Yumurtanın içerisinde mitokondri yok mu? Var. Ve biz araştırmalar sonucunda gördük ki bazı özellikler mitokondriyal DNA'dan anneden çocuğa aktarılıyor. Dolayısıyla mitokondriyal DNA'yı katmazsak eğer geriye kalan tüm özellikler genetik yapı olarak A koyunuyla aynı oluyor. Kullanılama dediğimiz bu şekilde. Şimdi bir de Kök hücrelerden bahsedelim. Nedir kök hücre? Arkadaşlar kendini sınırsız bir şekilde çoğaltabilen ve uygun koşullar altında e, özelleşmemiş olan hücrelerdir. Yani şöyle söyleyeyim size. Farklılaşmamış hücrelere biz ne diyoruz? Kök hücre diyoruz. Peki kök hücre iki şekilde olabiliyor. Embriyonik kök hücre ya da yetişkin kök hücre. Embriyonik kök hücre blastuladan, blastosit olarak alınır arkadaşlar. Yani anne karnında henüz daha blastula evresindeyken yani daha böyle küçük küçük hücrelerden oluşuyor daha blastula evresinde bu evreden bir hücre alabiliriz. Çünkü blastula evresinden sonra gastrula başlıyor ve yavaş yavaş ne oluyor? Artık farklılaşmalar başlıyor. Bu farklılaşma başlamadan alabiliriz. Ya da yetişkinlerden alabiliyoruz. En kolay aslında yetişkinden almaktır. Kırmızı kemikli hücrelerimiz bizim farklılaşmamış hücrelerimizdir. Bunlardan alınabilir. Peki DNA teknolojisi nerelerde kullanılıyor? Arkadaşlar, bunu böyle Campbell'da uzun uzun anlatmış nerelerde kullanıldığını. Ben sadece başlık olarak vereceğim. Şöyle bir okuyabilirsiniz hani e, başlıkların alt kısımlarını ama çok fazla böyle karşımıza çıkacak şeyler yok. Nerelerde kullan kullanıldığını bilin yeterlidir. Hastalıkların teşhisinde, tedavisinde. İnsan gen tedavisi nedir insan gen tedavisi? İnsan gen tedavisine baktığımız zaman diyor ki genetik özellikler varsa genetik bozukluklar. Bu genetik bozukluklar gen tedavisi sayesinde düzeltilebilir arkadaşlar. İnsan gen tedavisi bu şekilde. Ya da şöyle de düşünebiliriz. İnsan genom projesi dediğimiz bir proje var. Bu projeye göre insanların genom haritaları yani gen haritaları çıkarılacak. O gen haritalarına göre her insana özgü bir ilaç üretilecek ve hastalıkları bu sayede yok edilecek. Böyle bir projede var tabi ki. Eczacılık ürünlerinde yine DNA teknolojisi kullanılır. Adli tıp kanıtları, çevrenin temizlenmesi özellikle biyoremediasyon dediğimiz olaydır. Çevrenin temizlenmesi, biyoremediasyon. Bu biyoremediasyon olayında DNA teknolojisi kullanılır arkadaşlar. Yine tarımsal uygulamaları da var tabi ki. Bitkileri anlatırken de bu biyoteknolojinin tarımsal uygulamalarından bahsedeceğiz. Yine burada bakın kök hücre tüp e, tüplerin tüplerinden demişim. Tiplerinden bahsetmişiz. E, embriyonik kök hücreler ve yetişkin kök hücreler arkadaşlar. Embriyonik olan kök hücreler burada bahsetmişiz. Yetişkin olan kök hücreler kök hücreler de bu şekilde bahsetmişiz. Bunlardan. Bir de son olarak DNA aktarımında diğer yöntemlerden bahsedeyim ve videomuzu bitirelim. 24 dakikamız olmuş zaten. Arkadaşlar, transformasyon dediğimiz bir olay var. Transformasyon, hücrenin bulunduğu ortamdaki DNA parçalarını kendi DNA'sına entegre etmesidir. Yani benim hücrem ortamda bulunan DNA'yı içerisine alıp kendi DNA'sına ekliyorsa bu nedir? Transformasyondur. Mikro enjeksiyon bakın mikro enjeksiyon adı üstünde. Mikroskobik bir madde eklemesi yapacağım. Mikropip e, konuşamadım. Mikropipet dediğimiz camdan yapılan mikropipet dediğimiz bir yapı e, bir madde, alet sayesinde arkadaşlar hücre zarında mikroskobik boyutta bir madde eklemesi yapıyor. Özellikle transgenik hayvan üretiminde yani klonlama olayında kullanılıyor. Biyolistik yöntem vardır. Bu da Hücrenin ya da dokunun üzerinde DNA kaplı parçacıklar yüksek hızla gönderiliyor. Biyolistik dediğimiz yöntemde yüksek hızla DNA kaplı parçacıklar hücreye gönderiliyor arkadaşlar. Bu sayede DNA'sını ekleme yapılabiliyor. Evet böylece biyoteknoloji konumuzu bitirmiş olduk. E, bitki biyoteknolojisi dediğimiz bir konumuz da var. Onu da bitki konusunu anlattıktan sonra geçeceğiz. Sonraki videolarda görüşürüz. Evrime geçiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.